Simge, bunlara bakar mısın ya? Ah tabii. Gönlümün sultanına. Bu da nereden çıktı şimdi? Aşkım unuttun mu? Bugün evliliğimizin 9. ayı. Volkan. Ha canım. Ne kadar romantiksin. Sen de çok güzelsin. Aa, her ay kutlama mı yapılır canım? Bu gidişle 1. senenizde devlet töreni yapacaksınız herhalde. Hı-hı. Neden olmasın? Hele 1. senemiz olsun. Ne büyük sürprizlerim var benim güzel karıcığıma. Canım. Hadi en sevdiğin restoranda yer ayırtım. Çıkalım mı bebeğim? Sahi mi? Ya sahi tabii. Ay. Ya. Hadi. Simge duydun mu? Hı, duydum. Hadi duydum. Gel. Çok beğeneceksin. Neler çok hazırlar. Mutluyum. Çok güzel olacak çok. Volkan'la evlenmeyi sonra da avucunun içine almayı başardı ya. Kasıldıkça kasılıyor. Haklı tabii. Ben derdime yanayım. Neler yaptım ama Hakan'ı bir türlü kafesleyemedim. Of. Şakir Bey, hayrola? Merhaba Simge Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Buraya ikimizi de ilgilendiren çok önemli bir konuyu konuşmak için geldim. Her zamanki gibi konumuz Nana. Nana. Bıktım bu Nana'dan ya. Şimdiye kadar bana 50 kere Nana'dan kurtulacağımı söylediniz. Ama kurtulmak bir yana kız iyice başıma bela oldu. Bu yüzden size hiç güvenemiyorum artık Şakir Bey. Bu konuda çok haklısınız. Ancak ondan kurtulmak o kadar da kolay değil. O çok sinsi biri. Sanki kendisini koruyan gizli güçleri var. İnanın bana, yoksa elimden bu kadar kolay kurtulamazdı. Şimdi ne değişti? Daha mükemmel planlar mı yaptınız? Simge Hanım, bu kez durum farklı. Sizinle ben çok dikkatli ve mükemmel bir plan yapmalıyız. Bu ondan kurtulmak için son şansımız olabilir. Of, cak. Yine gizemli laflar, boş vaatler. Sonuç sıfır. Açık konuşun Şakir Bey. Bakın, size açıklayamayacağım bazı şeyler var. Bana son bir kez güvenin. Ve sadece şunu söyleyin. Ondan kurtulmak istiyorsunuz, değil mi? Bundan %100 emin olabilirsiniz. Şu 2 gün, onun üzerinden bir saniye bile gözünüzü ayırmayın. Bakın, bu çok önemli. Her ne olursa olsun, Nana hep gözünüzün önünde olmalı. Ancak o zaman ondan kurtulmayı başarabilirsiniz. Şimdilik iyi günler. İyi ama sürekli onun yanında olamam ki. Ay, acaba bir dedektif mi dursam? Yok. Çok daha iyi bir fikrim var. Nana, Emre. Emre Yağmur. Bakıyorum da keyfiniz pek yerinde. Evet. Çok mutluyuz. Hadi. Bir nedeni var mı? Yok. Sanki kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İlginç. Emre Yağmur. Yüzünde çiçekler açtığı için olmasın? Sen boyadın yüzünü öyle değil mi? Daha güzel olmamış mı? Hem kırmızı lekeler çok kötü görünüyordu. Deli kız. Simge nereye gitti? Evde bir işi varmış. Birazdan gelecekmiş. Maalesef. Emre Nana. Nana Yağmur. Bir dakika dur Özge. Çok dikkatli olmalısın. Tamam mı? Hı hı. Bir fırsatını bulup bunu çocukların odasına çok fazla göz önünde olmayan bir yere yerleştireceksin. Böylece Nana'nın gerçek yüzünü açığa çıkarabileceğiz. Sen hiç merak etme anne. Biliyor musun? Bugün konuşurken duydum. Nana yaşasın sonunda insan oluyorum diye seviniyordu. İnsan oluyorum diye mi? Hı hı. Bu Nana en sonunda uzaylı çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Ben de. Bak çok dikkatli ol Özge. Sakın yakalanma. Yoksa tüm planlarımız suya düşer. Ben şimdi bunu çantama koyacağım. Sen de bir ara çaktırmadan çantamdan kamerayı alıp çocukların odasına çıkarsın. Bak buradaki düğme kayıt düğmesidir. Sakın basmayı unutma. Çok önemli. Sen hiç merak etme anneciğim. Hadi bakalım, sana güveniyorum. Hadi.
Şuna bak. Aa, Emre nasıl yapıyorlar ya? Ay çok heyecanlı değil mi Hakan? Odamızda. Bir kitaba bakıyordum. Kızım sana kaç kere söyleyeceğim. Benlere başla odamıza girme. İstemiyorum ya. Aman yedim sanki odanıza. Alın da başınıza çalın. Gıcık. Yani. Bu yine bir şeyler karıştırıyor. Biz görünce nasıl da panikledi. O kızdan her şey beklenir. Dikkatli olmalıyız. Evet. Evet.